Leyla. Gel kızım. Kızım. Leyla. Yardım edin bana. Korkma kurtarın kızım. Kurtarın beni bu şeytandan. Kurtuldun artık. Gel kızım, kurtuldun. Bırak kızı lan. Dur la. Gel kızım. Gel. Kurtuldun artık. Bırak lan. Bırakın. Gel kızım. Gel. Leyla gitme. Felakete gidiyorsun Leyla. Gitme. Ben şeytan neden değilim. Neden Leyla diyor asıl bana? Asıl şeytan o. Benim adım Leyla mı? Yalan söylüyor. Sen Asvar Tartas'ın. Sen koca bir halkın beklediği kurtarıcısın. Gel. Leyla dur. Dur la Asvar Tarto. Yaklaşma. Konuşma lan. Konuşma. Konuşma. Yakalayın şunu. Hadi kızım. Dur la kurtar. Gel kızım. Leyla gitme. Sus la. Gitme. Şunları. İnin hemen araçtan. Sen de lan. Sen de. Şeytan. Şeytan geliyor. Bırak Leyla'yı gelsin. Ateş edersen ölür komutan. Çekilmezsen yine ölür. Sakin ol. Leyla. Ateş et komutanım. Durdur şunları. Çabuk ol, çabuk. Ulan Cerit, ne yapıyorsun? Sakin ol. Komutanım, kaçıyorlar. Araçta Leyla var, Celil. O çakalın Leyla bacıyı nereye götürdüğünü biliyorum komutanım. Şuna bak komutanım.
Asfardarda halkıyla buluşuyor. Şerefsizler. Bu alçaklar zerdüştlük diye bir şey yeniden hortlatma peşindeler komutanım. Ellerindeki silah da Leyla Bacı. O zaman bozalım şu oyunu Celil. Gördüm. Bu hengamede bunu unuttum. Dişi çakal. İlçedeki parka gel. Anlaşıldı. Ben şu ithal çakalı savuşturayım, geleceğim komutanım. Dikkatli olmalıyız Celil. Unutma. Leyla benim canımdan bir can. Ve ona her nasıl bir çirkinlik tezgahlanıyorsa tezgahlansın. Masum. Allah yardımcımız olsun komutanım. Var mı bilmiyorum. Bu topraklardaki her ev senin evin. Koca bir Kürt halkı da senin ailen. Onlara götürüyorum seni. Kimim ben? O esken neden düşmanlık eder bana? Neden? Bu ev kısa sürede Zerdüştlerin kutsal mabedi olacak. Biz ne olacağız peki? Artık bizimlesiniz. Bizim dediklerimizi aynen yapacaksınız. Asfartarta'nın bu evde neyi varsa bana vereceksin şimdi. Elbise, resim, her neyi varsa. He, olur. Veririm. Leyla'nın neyi varsa içeride zaten. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Evet, Zilan çocukluğundan beri Zerdüşt dinine ilgiliydi. Ver hele. Evet, Zerdüşt dinini anlatan bu kitabı okurdu. Bak, bu meşaleyi yaktırırdı bize. Çok özel ibadetleri vardı. Benim kızım doğuştan Aspartardaydı diyebilirim size. Onun doğuştan çok önemli özellikleri vardı. Gerçekten. Benim bir ara şalım tutmuyordu. Bir dokundu, hemen düzeldi. İnanamadım. Bak ulan, bak. Düzeldi. Tabii, ben o zaman bunu bilmezdim, anlayamazdım sebebini. Ama şimdi iyice ortaya çıktı ki, o halkın beklediği kutsal kadının ta kendisidir. Asfartarta'dır. Asfartarta. Bu şerefsizliktir. Yalandır. Deli misiniz, ne yapıyorsunuz? Çekil! Deli misiniz? Televizyonu parçaladınız ya. Parçaladığınızdan iyiydi. Ne yapma yaparsınız? Bu çocuğu tanıyorum ben. Bu Leyla'nın çocukluk fotoğrafı. Vay alçaklar. Ne yapıyorsun? Dokunma fişleri asker. Yürü lan. Nasıl var tartıymış? Şerefsiz adamlar. You are here to see Asfartarta, right sir? Efendim, Asfartarta ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Yeah, I am here to see Asfartarta. Yeah. And I can't wait for it. As I said, I am very excited and I am really happy to be here. Buyurun. Emirlerinizi bekliyorum başkanım. Sakın ortalarda görünmeyin. Kampa dönün. Topu tüfeği şimdilik Zula'ya koyun. Operasyonun bundan sonrasını sivillerle götüreceğiz.
İzin verin, uzaktan koruma sağlayalım başkanım. Laf anla be adam. Dünya basını burada olacak. Görüntü kirliliği yapmayın. Hemen kampa dönün. Emredersiniz başkanım. Rojda hadi gidik. Hadi la. Yürüyün la. Vay be. Papucumuz dama atıldı ha. Şimdi buna sümüklü diyeceğim, hiç kızma Agir. Onun yüzünden ikinci sınıf vatandaş olduk. Agir başkan, Ferhat kaççı. La bu canlı bomba yapacağım çocuk ya. Lan bırakın. Burada kuşa yem olsun. Yürü la. İbrahim enişten bu yaptığını öğrenirse seni de beni de öldürür Asya. Ne diyeyim abla? Babası şehit olduğundan beri tek kelime çıkmadı ağzından Sunan'ın. Kızım için çalmadığım kapı kalmadı abla. Bu zerdüşt kadın şifa dağıtır derler. Bir deneyeceğim. Kızım sen aklını mı yitirdin? Kuldan şifa mı olur? Şifa Allah'tan istenir. Bilmez misin? Neye inanacağımı, ne yapacağımı şaşırdım. Biz çok dua ettik ama kız bir türlü iyileşmedi. Demek ki bizim iş dualık falan değilmiş. Ben artık kızım için hangi kapı varsa gider çalarım abla. Kızım, Rabbimizi biz imtihan etmiyoruz. Niye böyle söylüyorsun? Tövbe de. Çekil. Hayır, gelmiş. Gelmiş. Açılın, açılın. Ay, kutsal Asfalt Arta. Gel Asfalt Arta. Aman Allah'ım, bu bizim Leyla'dır. Sen tanıyor musun Asfalt Arta'yı abla? Aman Allah'ım, nasıl olur bu? Leyla'nın hale bak la. Ya sen misin ya? Nerede kaldın sen? Çakma mele. Sen ne kadar inandırıcı, ne kadar yetenekli bir şey misin la? Askasın var ya, ben bile inanıyordum. Gevezelik etme doktor. Uçağım rötar yaptı biraz. Geldik işte. Sen bir açıklama yapar mısın? Başkanım hoş geldiniz. İzin verin arkadaşlar, lütfen. Tamam, giremezsiniz. Hazırlasınlar. Emredersiniz başkanım. Tamam arkadaşlar, lütfen. Nereye götürüyorsunuz? Hatta şey, giydirecekler seni. İşte anla yani, her zamanki şeyler, hazırlanacaksın. Kızlar, hadi asfaltı bir hazırlayın bakayım, haydi. Heh. Sen rolünü biliyorsun. Din alimi Mele İdris. Babamla ilgili bilgiyi getirmedim kordon. Senin gibi çakal soyundan gelenlerle uğraşıyordum. Ona zaman ayıramadım. Artık babamı bulmak istiyorum kordon. Ben de Şahin'e kavuşmak istiyorum, ecnebi çakal. Sandra. Emredin başkanım. İlçedeki rahipler seni bekliyor. Onları hemen tapınaktaki özel ayinimize getir Sandra. Derhal geliyorum başkanım. Bugün büyük. Asfalt Arta'yı Kürtlerin yeni kurtarıcısı, kutsal kadın ilan edeceğiz. Sen de burada olacaksın Sandra. Etkinliği ben mi idare edeceğim başkanım? Etkinliği İdris idare edecek. O burada. Ulan İdris, buldum seni. Derhal rahipleri getiriyorum başkanım. Gitmem gerek kordon. Bu vatan ne ihanetler gördü. Ama sizin gibi din icat edenlerini az gördü. Bittin sen İdris.
Ben bütün her şeyi hazırladım. Çok iyi sunum yaptım. Siz de hazır olun, tamam mı? Geliyorlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çek abi, çek. Çekiyoruz tabii. Hadi çek. Hadi hadi, yürü. Hadi efendim. Koş, hadi koş. İçeri giremezsiniz. Bir şeyler söyleyeceksiniz. Nedenmiş o? Bu özel bir toplantıdır. Davetiyesiz içeri girilmiyor. Bu toplantıyı yapmaya izniniz var mı? Var Üsteğmen. Bu kültürel bir etkinliktir. Hem özeldir. Ortada silah yok, terör yok. Dolayısıyla sana da yer yok. Hadi bakalım Üsteğmen Efendi. Kapı şu tarafta. Efendim neler oluyor? Bir şey söyleyecek misiniz? Güle güle Üsteğmen. Evet sayın seyirciler, şu anda hala asfalt arkayı bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Asfalt tahtayla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ah buyurun efendim, buyurun, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Efendim, asfalt tahtayla ilgili düşünceleriniz nedir? Ray, 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 ray. Sen biraz. Kimsin sen? Neden peşindesin? Aklını başına topla Leyla. Gelme bu oyuna. Sen Leyla'sın. Müslümansın. Allah'ım. Allah'ım sen bana bir çıkış yolu göster. Asfartarta Zerdüşlerin kutsal kadını ilan edilecek. Bölgede Kürtlerin %20'si zaten Zerdüş. Kutsal kadın sayesinde hızla çoğalacağız. Topla tüfekle yok edemediğimiz Müslümanları dinle yok edeceğiz. Bugün Asfartarta doğacak, İslamiyet batacak. Bu bölgede Müslüman yaşamayacak artık. Devletimizi kuracağız. Ulan bu şarlatan dinleriyle zavallı masum insanların kanına girecek bunlar. Leyla bacı da alet olacak. O asker gene peşimde. Burada sana tapan yüzlerce insan var. Korkma. Asker senin düşmanın. Ama sana zarar veremez. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Lütfen efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Siz hoş bir şeyler söylemek ister misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Buralara kadar geldik abla. Kızım iyi edecek inşallah. Aman Allah'ım. Serdar komutan da burada görmesin ben. Bu komutan kim? Asfalt Arta'yı nereden tanıyorsun? Anlatsana abla. Ne diyeceğim bilmiyorum. Ya ne oluyor? Ne yapacak? Ne bileyim işte oğlum. Ana bak bak bak. Başladı işte. Kürtlerin kutsalı Zerdüşt'ün müjdelediği büyük kurtarıcımız. Bugüne kadar Zerdüşt'ün rehberliğinde özel ve gizli olarak hazırlandı. En yakınlarına bile söylenmedi. Zerdüşt onu bütün ruhuyla sardı. Çok kitap okuttu.
özel ibadetler yaptırdı. Asfar Tartay'ı doğuran kadın Mizgin. O da Zerdüşt'ün özel ruhani gözetiminde eğitildi. Asfar Tartay'ı Zerdüşt'lüğe ısındıran, kızını olacak seviyeye getirme görevi anne Mizgin'e verildi Zerdüşt tarafından. Yalan, düzmece bunlar. Küçük bir kızken günlük tutmaya başlamış, bu günlüğe pek çok anısını yazmış. Küçük bir kızken onu keşfedemeyen babası, her gerici baba gibi onu Kur'an kursuna göndermeye kalkmış. Asfar Tartay, Zerdüşt'ün özel uyarılarıyla o safsatadan kaçıp ya, gizlice Zerdüşt tapınağına nasıl sığındığını ayrıntılı olarak aynen yazmış öyle. Günlüğe. Aynen öyle. Ya. Leyla baygınken çekmişler bunu. Yalan bu. Leyla'nın günlüğünü görmüştüm. Bu defter Leyla'nın değil. Asfar Tartay'ın babası Şiar. Kız çocukluğundan beri Zerdüşt'e çok meraklıdır. Ben ona Kur'an'dan bir satır dahi okutamadım. Gönderdim ama hiç. Bakın. Ana komutan. Komutan. Ne o Şiar efendi? Hainlerin uşağı olmuşsun. Ya komutan yani komutan. Vallahi billahi ya. Bana zorla söylettiler. Sen beni tanırsın he. Leyla'nın eşyalarını sen mi verdin bu çakalla? Ben verdim. Ama zorla aldılar komutanım. Zorla aldılar. Vallahi gırtlağımı bastılar beni. Zorla aldılar. Ben ne yararına mı ne satacaklarmış. Leyla'nın bir günlüğü vardı. O nerede? O, vallahi onu da aldılar. Ama komutan o gösterdikleri günlük var ya o değil. Defol git Şiar. Komutan dur. Şayet bu alçaklarla bir daha işbirliği yaparsan senin icabına bizzat ben bakarım. Anladın mı? Anladım komutanım. Tıkarım seni içeri. Tamam komutanım. Tıkarsın. Yürü git şimdi. Defol. Allah'ım bu alçaklığın sonu nereye varacak? Çok kötü şeyler olacak komutanım. Celil? Bu ne? Yabancı çakal Sandır'a bir grup rahip getirdi komutanım. Araçta rahiplerin konuşmalarını dinledim komutanım. Başımızda büyük felaketler dolaşıyor. Derhal konuşmalıyız komutanım. Gel Celil. Bugün burada nifak tohumları ortalığa salınacak komutanım. Sakin ol Celil. O rahipleri duyduktan sonra sakin olamam komutanım. Bu şerefsizler burada bir mizansen kurmuşlar. Leyla Bacı'yı dünyaya Asfar Tartay ilan edecekler. Sonra da bütün olup bitenler sanki bir din çatışmasıymış gibi yeni oyun oynayacaklar. Ne diyorsun Celil? Nifakların en büyüğü bu. Komutanım, iş çok ciddi. Kuracakları devleti din kullanarak ortaya çıkarma peşindeler. Leyla Bacı üzerine 1000 tane efsane uyduracaklar. Bir iki kurgu şifa mifa işleri de uydurdular mı? Ardından kendini gizleyen, İslam'da hiç alakaları olmamış insanlar da güya İslam'dan dönmeye başladılar mı? Bölücülükte yeni argüman Zerdüştlük olacak. Bölgede İslamiyet'i silip atmadıktan sonra bunlar emellerine erişemeyecekler. Onun için böyle bir yolla İslam kalesini yıkmak istiyorlar. Leyla Bacı bu oyunda baş figüren komutanım. Ne demek istiyorsun Celil? Diyeceğini açık söyle. Leyla Bacı'yı yok etmekten başka çaremiz yok. Celil, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Delirdin mi sen? Komutanım, Leyla Bacı'nın aklı başında değil. Bu kahpeliğe hizmet ettiğini bilmiyor. Leyla masumdur. Benim karım kızım da masumdu komutanım. Bizler vatan için burada değil miyiz? Sen vatanınla Leyla Bacı arasında bir tercih yapmak zorundasın komutanım. Ve bu kararı hemen şimdi vermek zorundasın. Az sonra burada iş işten geçecek. Bu alçaklar hain emellerine kavuşmak için yeni bir nifak tohumu ekecekler. Leyla Bacı yok edilmeli komutanım. Bırak bana, bu işi ben yapayım. Leyla'ya dokunacak olursan senin arkadaşlığımız biter Celil. Aklı başından alınmış birine ne hakla kıyabiliriz? O zaman onlardan ne farkımız kalır? Söyler misin Celil? Bana inanıp güveniyorsan Leyla Bacı ölmeli komutanım. Leyla'nın ölmesi gerekiyorsa da bunu kimseye bırakma.
Ben yaparım Celil. Yap o zaman komutanım. Durma. İdris Alçağı benim, Leyla bacı senin. Zerdüşt'ün müjdesini verdiği kutsal kadın Asfart Arta. Uğramaz. Asfart Arta. Asfart Arta. Fotoğraflarını da çek fotoğraflarını. Kurtaracaksın bizi de. Asfart Arta. Oğlum hasta. Lütfen bizi kurtar Asfart Arta. Oğlum hasta. Uğramaz. Allah ister. Kızım konuşmuyor. Yardım et Asfart Arta. Neydesin sen? Neydesin? Bu kadın Kürt halkının asırlardır beklediği kutsal Asfart Arta. Hastalara şifa dağıtacak. Geçmiş ölülerimizi, hepimizi ölümsüz yapacak. Hatta kendi devletimizi kurup başımıza gölgesi değecek. Beklenen kurtarıcımız olacak. Kurtarıcımız. Asfart Arta şimdi Kürt halkını ve dünyayı selamlayacak. Derdimizin tek çaresi odur. Ben Asfart Arta'yım. Zerdüşt'üm. Kürt devletini müjdeliyorum. Hadi Leyla. İki cümle. Hayır Leyla. Hayır. Bu kadar palavra yeter. Celil ne yapıyor? Yoksa aklındaki Leyla mı? Olmayacak alçak İdris. Olmayacak sahte imam. Tarta kayboldu. Bulun onu. Lay 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 lay. Lay lay lay. Böyle bir yolla İslam Kalesi'ni yıkmak istiyorlar. Leyla bacı bu oyunda baş figüran komutanım.
Kimsin sen? Benim suçum ne? Ne istiyorsun benden? Sen vatanınla Leyla Bacı arasında bir tercih yapmak zorundasın komutanım. Kimsin sen? Niye öldürmek istiyorsun beni? Beni anlamayacağını biliyorum Leyla. Sen benim görevim gereği öldürmem gereken birisin. Belki suçsuzsun ama benim ülkeme, milletime, mukaddesatıma çok büyük zararlar vereceksin. Seni durdurmazsam... Seni düşmanım olarak görüp şu tetiğe basmam gerekiyor. Ama ben sana her baktığımda, her şeye rağmen hala o yüreğinin güzelliği yüzüne yansımış o masum, pırıl pırıl kızı görüyorum. Yapma dur. Bas dedi. Bas öldür onu diyor. Ama yüreğim... Yapma diyor. Yapma. Hadi çabuk gidelim Asfar Tart'a. Leyla, senin ne işin var burada Sevim Bacı? Sana ne? Dinimize de mi karışacaksın komutan? Kendin de dinin de benim umurumda değil. Leyla nerede sen onu söyle. Kaçırdılar onu. Nereye? Bilmem. Kimse bilmez Asfar Tartan'ın nerede olduğunu. Leyla nerede? Kaçırdılar onu. Leyla nerede? Asfar Tartan'ın nerede olduğunu kimse bilmez. O günü istiyorum hemen. Leyla'dan ne aldıysanız, neyi çaldıysanız istiyorum. Sözlerine dikkat et komutan. Asfar Tartan'ın eşyaları derneğimize bağışlandı ailesi tarafından. Sen de kocan gibi hainliğin içindesin ha? Yok komutan ben şey yani... Yürü! Yürü! Yazıklar olsun size! Durun ne yapıyorsunuz? Çekil kenara be! Yürü! Bunu yapmaya hakkın yok! Seni şikayet edeceğim komutan. Burası yasal bir dernek. Yasal dernekçi cevap ver. Leyla'nın yerini öğren. Hayır. Bir kuruşunla hayatının geri kalanını kötürüm geçirirsin. Başkanım. Hemen bir basın açıklaması hazırla. TC'nin kültürel bir etkinliğe nasıl saldırdığını duyur basına. Emredersin başkanım. Başkanım,
Asfalt Arta ile ilgili yeni bir etkinlik olacak mı? Çukur Çimen mağaralarında bir çekim yapacağız. Basına dağıtacağız. Buraya gönüllülerden göndereme. Emredersiniz. Yürü! Bunu ödeyeceksin komutan. Neler oluyor Şermin orada? O baş belası Üsteğmen derneği bastı. Zorla konuşturdu beni. Asfalt Arta'nın yerini öğrendi. O Üsteğmen'i derhal şikayet ediyorum başkanım. Gerek yok. Asfalt Arta'ya artık tesiri olamaz. Zavallı komutanı bırakalım. Boş yere çırpınıp dursun. Hayırdır komutan? Yaramaz bir durum mu var? Var. Acele Çukur Çimen'e gitmeliyim. Başım gözüm üstüne. Gelin buradan. Sakin ol. Sakin ol. Ne oluyor ya? Ne istiyorsun benden? Neden peşimi bırakmıyorsun? Terörist meselesi mi komutan? Böylelerini yaşatmayacağım komutan. Bunlar bizden değildir ha. Ne oldu la? Lastik patladı herhalde, ne bileyim. Ne oldu la buna? Çivi girmiş. Değiştir o zaman. Ne oldu babam size ya? Lastik patladı. Hele dur, ben yardım ederim size ha. Ne istiyorsun benden? Kayboldu lan bu sahte imam alçağı. Nereye götürüyorsun beni? Ne istiyorsun benden? Sen Asfalt Arta'sın. Kimsede olmayan bir şey istiyorum senden. Bir mucize. Ben sadece kendimi istiyorum. Kendimi bulmak istiyorum. Kimim ben? Dön çabuk, geri dön. Aradığım kişi bu. Dön Ahmet, dön.
Tamam komutan. Dön çabuk. Dön buradan artık dön. Kim la bunlar? Neler oluyor? Leyla'nın o araçta ne işi var? Gazlı Ahmet. Gazlı Aslanım. Benden kurtuluş yoktu komutanım. La bunlar yetişecek ha. Kaçıracağız mı? Sen merak etme komutanım. Allah'ın izniyle yetiştireceğim ben seni. Lan kordon belasından kurtulamayacak mıyım ben? Dosyayı yakmaya çalıştığına göre önemli bilgiler olmalı. Zerdüşt projesinin kodları. Bu projenin uygulamaya konulmasıyla birlikte ilan edilecek bağımsız Kürt devletinin dini lideri Asfart Arta olacak. Bunu biliyoruz. Başka? Projenin son safhası. Daha sonra Asfart Arta bir Müslüman Türk tarafından öldürülecek. Dini bir lideri öldüren Türkler dünya kamuoyunda zor duruma düşürülecek. Bir arada yaşamaları mümkün değildir imajı oluşturulacak. Kürtlerle Türkler arasında kavga tamamen dini zemine kaydırılmış olacak. Vay be! Kahpe plana bak. Bu şerefsizler hem tanrılaştıracak hem de öldürecekler Leyla Bacı'yı. Gel hele gel, korkma gel. Gel korkma gel. Yavrum, evladım. Aha, çare geldi. Bu oğlum Ferhat'tır. Gerilladır. Komutanı vurmuş onu. Soysuzlar, kandırıp aldılar. Sonra da vurdular evladımı. Sus be kadın. Belli ki yanlışlıkla vurdular çocuğu. Kaza oldu. Hadi dokun. Şifa ver oğluma. Ben nasıl şifa verebilirim? Kimim ki ben? Sen Asfar Tartasın. Bize öyle öğretildi. Kutsalsın. Bizi Ahura Mazda'ya götüreceksin ya. Dediğini hiç anlamadım. Ama ben sana şifa veremem. Demiştim. Bu yalancı diye demiştim. Doktor getir demiştim sana. Baba. Ölmek istemiyorum ben baba. Ağlama la. Erkek ol biraz. Çok canım yanıyor baba. Dayanamıyorum artık. Oğlum yapma oğlum. Oğlum. Yapma. Dayanamıyorum artık baba. Oğlum. Delirme oğlum. Yapma. Yapma. Yapma oğlum. Yapma.
Delirme onu! Baba! 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 Remzi! Remzi! Baba! Remzi! Baba! Ölme baba! Remzi ölme! Ölme baba! Sen kutsal değilsin! Yalancı kadının tekisin sen! Baba! Bunlara dedim, baba. Dinletemedim! Kutsal olan Rabbindir! Baba! Onun dışında kim kendini kutsal ilan baba. Ederse... O şeytanın oyuncağıdır. Felakettir başımıza. Bak! Bak ocağıma felaket getirdin. Defol git! Git buradan! Baba! Baba! Remzi! O! Asvartardadır la! Ne arar ki burada? Agir Başkan, hele cevap ver. Benim Mahir. Ne var la Mahir? Asvardar da bizim köydedir başkan. Haber vereyim dedim. Dur. Tamam, aradığımı buldum. Allah razı olsun abi. Allah size de güç versin komutanım. Dışarıdan gelip bizi ifsad eden bu hainleri tutup atın bir kere. Agir Başkan. Bu it komutan gene peşinde bizim kızın. Bu sümüklüde ne bulurlar, ben bunları anlamadım ki. Yerin la! Leyla! 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 Yaklaşma bana! Korkma Leyla. Sakın Leyla. Ver elini. Gel buraya. Leyla! Yaklaşma bana! Kimsin sen? Kimsin? Ver elini. Leyla. Leyla dikkat et. Leyla! Leyla! Dayan Leyla. Leyla. Leyla dayan. Leyla dayan. Yavuz bir tabutçu önemli. Komutanım cevap verin. Çok önemli. Cevap verin komutanım. Komutanım cevap verin lütfen. Anlaşıldı, konuşamıyorsunuz. Dinleyin komutanım. Sahte imamın mekanında yeni bilgiler buldum. Leyla bacıyı durdurmak zorundayız. Oyun tahmin ettiğinizden büyük. Leyla bacı bir hançer. Milletin kalbine saplayacaklar onu. Felaket büyük olacak komutanım. Leyla bacıyı imha etmekten başka çare yok. Leyla bacı kesinlikle örgütün eline geçmemiştir. Leyla bacı vatanın, milletin bekası için ölmeli. Beni duydun mu komutanım? Lan nerede bunlar? Ya ister misin iki aşık el ele verip de atlamış olsunlar aşağı. Durmayın la! Arayın! De haydi 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 haydi! Acele edin la! Ya ne acıklı aşk hikayesi olurdu ha? Sümüklü ile komutanın aşkı.
Aptal aptal konuşmalar orada. Agir Başkan. Burada kimse yoktur. Bırak beni. Bırak. Şeytansın sen. Leyla bacının aklı başında değil. Onun için böyle bir yolla İslam kalesini yıkmak istiyorlar. Leyla bacı bu oyunda baş figüren komutanım. Ne yazık ki nifakçılar namına bir çiban başısın. Vatanım, milletimin selameti namına ölmelisin. Benim görevim seni imha etmek. Serdar Mert. Görevin vatanını, milletini her türlü bölücülükle, fitneden korumaktır. Bunun uğruna gerekirse canını vereceksin. Gerekirse cana kıyacaksın. Vatanın bekası için, milletin selameti, imanı için basmalıyım tetiğe. Hatırlıyor musun? Bu senin günlüğün. Bu senin çocukluğun. Hatırla Leyla. Bak burada çocukluk anıların yazıyor. Oku Leyla. Bak burada kardeşin Asmin'i, annen Mizgin'i yazmışsın. Beni yazmışsın Leyla. Oku. Hadi oku Leyla. Hatırla. Leyla hatırla. Beni de kurtar, kendini de kurtar. Yalvarırım hatırla. Hatırladığım tek şey sen şeytansın. Yeter artık. Bırak beni. Bırak. Bırak beni. Ne istiyorsun benden? Bırak. Yeter. Yeter. Yeter Ela. Kendine gel artık. Toparlan, kendine gel. Yoksa kötü şeyler olacak. Allah'ım kurtar beni. Yoksa çıldıracağım.
Komutan Asfalt Artay'ı mağaradan çıkardı başkanım. Kız baygındır. Komutan hedefimizde. Emriniz nedir başkanım? Leyla'yı alın. Komutanı öldürün. Emredersiniz başkanım. Yürüyün la! Leyla'yı alıyoruz. Yeni bir basın toplantısı düzenleyin hemen. Bütün dünyaya açıklama yaptıracağız Asfalt Artay'a. Emredersiniz başkanım. Davut başkanım gördünüz. Benim icat ettiğim ilaç gene işe yaradı. Yapıştırıverdim Leyla'ya. Bayıldı gitti. Dışarısı çok kalabalık. Heyecanını alacak bir ilaç. Teslim ol komutan! Asfalt Artay'ı teslim et! Bak senin de canını bağışlayalım komutan. Ulan çakal. Haddine mi düşmüş beni bağışlamak? Canı bağışlayan Allah'tır. Yani kendini zorla öldürteceksin öyle mi komutan? Hem dostu Mükli için. Ben hem sevdiğim hem de ülkem için ölümü çoktan göze almışım. Olmalı. Kazanma şansın hiç yok. Bırak git Asfalt Artay'ı. La oğlum kurtar kendini. Ya komutan. Mermin mi bitti? Yazık la. Boş yere öleceksin. Ama istersen teslim ol. Af dile benden. E belki affederim ha. Ulan. Senin affedeceğin bu canı bedelde gezdireceğimi kafama sıkarım daha iyi. Allah'ım yardım et. Leyla ellerine geçerse milletimin imanı, vatanım tehlikeye girer. Zamanın varken af dile la. Çekil Asfalt Artay'ın yanından. Ne yapıyor la? Dur lan! Kim la bu? Ahmet! Vurun lan şunu! Ulan komutan kaçıyor! Ateş edin lan! Ateş edin! Ahmet, Hızır gibi yetiştin. Yukarı köyden komutan. Pusuya düştüğünüzü gördüm. Şükür zamanında yetiştim. Tezkeremi alalı 10 yıl oldu ama bu topraklarda alçaklık devam ettikçe ben hala asker sayarım kendimi. Bacımız iyi görünmüyor komutanım. Hemen hastaneye yetişmemiz lazım Ahmet. Yetişirim Allah'ın izniyle. Son anda kaçtı elimizden başkan. İlçeye doğru gidiyor. Zila'nın durumu kötü görünür başkan. Her şey değil. Komutan Leyla'ya dayanamaz.
Muhtemelen hastaneye gidecek. Hastane çevresinde olun ve emrimi bekleyin. Emredersin başkan. Yürü. Komutanın işi bitiyor. Şimdi beni iyi dinle doktor. Yardım edin bana. Bırakmayın beni. Kendine gel Leyla. Her şey senin kendine gelmene bağlı. Hasta sizin mi? Evet doktor. Nesi var? Bayıldı. Merak etmeyin. Gereken müdahaleyi yapacağız. Arkamdan ne işler çevirirsiniz böyle? Bu ne cahilliktir be? İbrahim dede değil mi bu? Ne arıyor ki burada? Hayırdır İbrahim dede? Ne oldu? Ne olsun komutan oğlum? Bunlar Allah'ı inkar edip 3-5 serserinin peşine düşmüşler. Ben oraya kızım konuşmuyor diye gittim enişte. Bir an dinimi imanımı sildim aklımdan. Tokadını da hemen yedim. Oysa Allah bana o evladı bağışladı. Bunun farkında değildim. Kızım içeride ameliyatta. Anladım hatamı. Kızım. Suna. 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 Sakin olun, sakin olun. Merak etmeyin. Kızınızın durumu gayet iyi. Birazdan gidip görebilirsiniz. Tamam kızım, geçtim. Allah'ım geçtim. Şükürler olsun sana. Ben cahillik ettim. Affet beni enişte. Af dilemen gereken ben değilim kızım. Allah'tan af dileyeceksin. O bağışlayandır. Kocam şehit olunca, arkasından da kızım konuşmayınca isyan ettim. Şehitlik isyan edilecek bir mertebe değildir. Şehitlik en yüksek mertebedir bacım. Her kula nasip olmaz. Komutan oğlum çok doğru der. Sen kızım konuşamıyor diye sapkınların peşine düşeceğine, kızın için isyan etmek yerine Rabbine dua ettin mi? Rabbinden şifa diledin mi? Bak Suna, bu senin hiç tanımadığın baban, şehit çavuş Osman Yavuz. Bu asker senin baban küçük kız. Baba, ne dedin sen Suna? Anne. Rabbim, bağışla beni Rabbim. Her şeye muktedir olan, ol dediğinde olan, her şeye malik olan, bizlere her şeyi bağışlayan, veren sensin Rabbim. Sadece sensin Rabbim. Kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. Kızım, Sunam, bebeğim. Allah'ım. Sen geçen hafta öyle. Alete bak, devlet çalışıyor ya. Geçmiş olsun. Hastaya sadece sakinleştirici verilmiş. Şu an hayati tehlikesi yok. Bazı tahliller yapılacak. 24 saat müşahede altında tutmamız gerekebilir. Anladım doktor. Serdar oğlum, hastanede bir terörist var. Terörist mi? Evet. Doktor önlüğü giymiş dolaşıyor etrafta. Thank you.
Ben şu an gerçekten ne isterseniz anlatmaya daha dünden razıyım sayın komutanım. Burada ne arıyorsun çakal? Ben Zilan yok yani ben Zilan değil. Ya anlaştı. Komutanım yani ben gerçekten Zilan'ı merak ettim. Yani tamam kötü günlerimiz çok oldu ama iyi günlerimiz de oldu yani sonuçta. Gevezelik kes doktor. Anlat. Celil'e anlattığından fazlasını anlat bana. Ne yaptınız lan Leyla'ya? Abi silah benim gerçekten hiçbir suçum yoktur komutanım. O doktor yani öbür doktor Daniel denen doktor. O bir tam bir manyak. O bir psikopat. Ona gitti ilaç verdi. Nerede ilaç verildi Leyla'ya? Terk edilmiş eski bir fabrika vardı. O zilanı oraya kapattılar. Nasıl bir ilaçtı bu doktor? Leyla kendinde değil. Kendine gelemiyor. İlacın panzehri var. Gerçekten. Ama fabrikada. O panzehir dışında da hiçbir hal çaresi yoktur. Bak doktor. Canım burnumda. Yalan söylüyorsan canını yakarım bilmiş ol. Evet ondan hiç şüphem yok komutanım. Yakacağınızı eminim ama ben de sonuçta gerçekten Zilan iyi olsun istiyorum. Yani panzehir fabrikada komutanım. Kim var lan o fabrikada? Benim bildiğim o fabrikayı çoktan terk ettiler. Yani komutanım o fabrikada kimse yok. Oraya gidiyoruz doktor. Olur. Yürü. Yürü lan. Yavaş ya. Ya. Çocuklar, benim getirdiğim hastanın kapısında olacaksınız. Her ne olursa olsun ayrılmayın. Anlaşıldı. Hastane komutanınızın haberi var bu konudan. Emredersiniz komutan. Emredersiniz. Hadi. Yürü lan. İyi ki telefon vermişim komutanım. İşe yaradı. Yaradı Ahmet. Yaradı. Komutanım. Şununla işim bitince bunu bir de bana ver. Dayat. Bu kim ya? Ne diyor tipe baksana tipe aynı teröriste benziyor ya. İn. Senin var ya ağzını kıracağım oğlum. Şanslısın ha komutan. Davut başkan burayı terk etti gitti. Gevezeliği bırak doktor. Aha. Komutan. Nerede bu ilaç? O konuda tam bir fikir sahibi değilim. Komutanım ben. Tuzağa düşürdün öyle mi? Bak bu inadından vazgeç artık. Başına gelen her şey Zilan'ın yüzünden. Ya ben ister miyim komutan böyle olmasını? Ben zaten kardeşimi, Metin'imi bu pis savaş yüzünden kaybettim. Bak komutan. Bunların hepsi daha fazla insan ölmesin diye anla işte ya. O zaman yaptığın kardeşliğin cezasını çek bilim adama. Ya tamam dur. Dur. Bak komutan ilaç olayı tamamen yalandı. Ama benim bildiğim bir gerçek var komutan. Canım başlarsan söylerim. Konuş. Bak komutan. Madem senin derdin Zilan. Sana Zilan'la ilgili bildiğim bir şey söyleyeceğim. Ama onu da benden başka kimse bilmiyor. Kimsenin haberi yok. Ya ama şu silahı önce bir indir ya. Böyle olmaz ki. Çeneme dayadın onu. Doktor.
Tamam komutan, anladık, söyleyeceğim. Zilan, Zilan, galiba başına gelenleri bildiğinden olacak, bir tane mektup yazdı. Ne mektubu? Mektup, yani onu tam bilmiyorum da işte benden kağıt kalem istedi, ben de getirip verdim gerçekten. Ne yapayım? Aha komutan, Zilan mektubu burada yazdı. Mektup nerede doktor? Kız belki onu kurtaracak bir şey yazdı. O mektupta hayati bilgiler olabilir. Nerede? Konuş doktor. Komutanım ben şimdi onu gerçekten bilemem. Yani ben sonuçta postacı değilim ki ya. gerçekten benden kağıtla kalem istedi. Ben de verdim yani. Ama diyorum ki o mektup kesinlikle buradadır. Bu odadan başka bir yere çıkmış olamaz komutanım. Yani gidip de postacıya falan verecek hali yok ya. Ana mektup. Beni dışarıda bekle doktor. Ben çıkayım o zaman komutanım. Serdar, ben dua ettim bu mektup senin eline geçsin diye. Bu mektup eline geçerse, bil ki sen bu mektubu okurken ben kendim de olmayacağım. Bunlar bana çok değişik bir ilaç vereceklerini söylüyorlar. Kendimi de unutacakmışım. Dinimi de, imanımı da unutacakmışım. Bunlar beni uydurmak istedikleri din için kullanacaklar Serdar. Senden bir tek isteğim var. Sen bu mektubu aldığında eğer başarmışlarsa beni öldür Serdar. Benim için imandan çıkmak, Rabbimin yolundan çıkmak zaten ölümdür. Öldür beni ki başka insanlar da bana bakarak dinden imandan olmasınlar. Yalvarırım öldür. Neredeyim ben? Kimim ben? Nasılsın? Kimsin sen? Boşa direniyorsun komutan. Leyla'yı kuzu vereceksin. Yoksa o hastaneyi başına yıkıp alacağız senden Leyla'yı. Yanlış bir ülkede yanlış bir oyun oynuyorsun Davut Alça. Senin hiç şansın yok. Yavuz bir, konuşan Yavuz bir. Hastane önünde hareketlilik var. İlçe hastanesine takviye gönderseniz iyi olur. Olumsuz Yavuz bir. Şu anda hastaneye sevk edecek yeterli askerim yok. Yavuz bir, anlamadınız herhalde. Hastanede terörle mücadelemiz adına çok kritik birini koruyorum. Boşuna ısrar etmeyin Yavuz bir. Orayı takviye edecek yeterli birlik yok elimde. Asubay, kapı, koridor. Hastanedeki tüm güvenlik noktalarındaki askerlerin sayısını hemen iki katına çıkarın. Ben ve askerlerim hastaneden gidiyoruz komutanım. Anlamadım. Ani bir emirle merkeze çağrıldık. O yüzden ben hemen ayrılmak zorundayım komutanım. Anlaşıldı Asubay. Anlaşıldı.
Her yerden geliyorlar. Alacaklar kızı. Konuşan Yavuz 1. Yavuz 5 cevap ver. Hasan, Memiş, koçum cevap verin. Ha uşaklar. Serdar komutana haber vermek lazımdı derim size. Ömer uşağım. Sen bizim çavuşumuz değil misindir? Bu sana bir çare bize. Hı? Tamam. Bak bakalım. Haber verecek bir şey görebiliyor musun burada? Göremiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Ah be Serdar komutanım. Bizi karakola ne diye gönderirsin ki arkadaş? Yavuz bağlıları cevap verin. Yavuz 1, konuşan konak 1. Sizin komandolar durdukları yerde duramıyorlar komutanım. Yine disiplin suçu işlediler. Nezarette dinleniyorlar. Bilginize. Suçları bu vatana bağlılık olmalı herhalde. Ama merak etmeyin. Bunun hesabını sorarım sana uzman. Anlaşılan yalnız bırakılıyorum yine. Leyla bacı üzerinden nifak tohumları ekilecek komutanım. Beni dinden, imandan çıkaracaklar Serdar. Senden tek bir isteğim var. Sen bu mektubu aldığında başarmışlarsa beni öldür. Leyla bacıyı öldürmek zorundayız komutanım. Seninle bir evimiz olsun istiyorum. Benim hayalim bu, Allah izin verirse. Asmini de alırız yanımıza. Ben kuru ekmeğe razıyım. Yeter ki sen yanımda ol. Sen benimle ol Serdar. Beni bu kadar çok mu seviyorsun? Sevgi dedikleri nasıl bir şeyse. Ben senin için canımı bile veririm Serdar. Leyla bacı ölmeli komutanım. Nasıl kıyarım sana? Yapamam. Kimseye neden ulaşamadığım şimdi anlaşılıyor. Birileri çakallara karşı yalnız kalmamı istiyor anlaşılan. Hastanedeyiz başkanım. İçeri girmek için emrinizi bekliyoruz. Her yanı iyice sarın. İşi garantiye alın. Leyla'yı alacaksınız. Komutanı da gebertip leşini ilçe meydanına atacaksınız. Emredersiniz başkanım. Yeter artık bu saçmalık. Dinimize resmen hakaret ediyorlar. Doğru. Göz göre göre İslam'a saldırırlar. Yetti be. Ekmeğimizi alırlar. Paramızı gasp ederler. Ama dinimize dokunmasınlar. Yeter artık. Büyük kurtarıcı kutsal kadın Asfartarta hastanede. Tedavisi bitmek üzere. Birazdan bir basın toplantısıyla bütün dünyaya bir açıklama yapacağız. Şerefsizler. Konuşan tabutçu. Komutanım, ilçede işler karışacak gibi. Mevkiniz. Ben de ilçedeyim tabutçu. Leyla'yı hastaneye getirdim. Nifak tohumları filizleniyor komutanım. Halkın içinden bir kişi bile bunlara inanmıyor. Dahası tepkiler artmaya bile başladı.
Millet bu tahriklere karşılık vermeye başladı komutanım. Şu nifak yuvası derneğin önünde her an olay çıkabilir. Kan dökülebilir. Fitne büyük komutanım. O fitnenin kaynağı da ne yazık ki Leyla Bacı. Bunlar Leyla Bacı'yı ele geçirip basın açıklaması yaptıracaklar. Fitneyi dünyaya ilan edecekler. Bu olursa olayın önüne geçemeyiz komutanım. Anlaşılan o ki Celil, ben canımdan çok sevdiğim insanı öldürmek zorunda kalacağım. Ama bil ki sıkacağım kurşun Leyla'yı öldürdüğünde ben de ölmüş olacağım. Şu masum insana kıyarsam yaşamak bana manasız olacak Celil. Komutanım sakin ol. Komutanım sakın yapmayın. Komutanım beni duyuyor musunuz? Yapmayın, sakın yapmayın komutanım. Bu iş bitti. Asfalt Tarta zorla hastaneden alınacak. Yeni Kürt devleti için yeryüzü tanrısı ilan edilecek. Şermin, bir şişe şampanya aç. Bunu kutlayalım. İyi olur ya. Babam bu. Yıllarca aradığım babam. İmam görevi verilen İdris'miş. Lakordon bu. Lakordon derneğe geliyor. Dur o serseri. Hadi oğlum. Çıkar silahı. Derneği bastı bu herif. Delirmiş bu adam. Durdurun şu iti. Thank you.
bırak! Oyala şu deliği! Yangın merdivenlerinden çıkıyorum ben! Ateş etme. Öldürme beni. Teslim oluyorum. Anlat İtar Çakal. Hastanede neler olacak? Örgüt hastaneye basıp Asfar Tartayı alacak. Kız resmen Kürtlerin kurtarıcı tanrısı gibi ilan edilecek. Sonra da Asfar Tarta tarafından Kürt devletinin kuruluşu onun ağzından ilan edilip kutsal bir işmiş gibi lanse edilecek. Kimsiniz siz? Buraya böyle giremezsiniz. Biz istediğimiz yere gireriz. Hadi Asfar Tartayı alacağız. İçeri girdi bu alçaklar. Devam et Celil. Çakalların yuvasındayım komutanım. İşin şakası yok. Çakallar Leyla'yı alırlarsa her şey bitecek. Karar artık senin komutanım. Anlaşıldı Celil. Yalvarırım, öldürme beni. Sana söz. Hemen terk edip gidiyorum bu ülkeyi. Sana güven olmaz. Söz veriyorum. Bırak. Bırak beni. Ben hemen gideceğim buradan. Tamam la tamam. Zırlama. Defol git hadi. Hainlik kanınıza işlemiş sizin be. Benim için imandan çıkmak, Rabbimin yolundan çıkmak zaten ölümdür. Öldür beni. Yalvarırım öldür Serdar. Asfar Tartayı bize vereceksin.